Kur'an kursundan. Tekrar. Ben Şahköy Merkez Kur'an kursundan Havvanur Arat. Evet. Yarışmada ikinci oldum, mektubumu okuyorum. Tamam. Ey sevgili, en sevgili, ümmetinin göz bebeği. Esselamu aleyke ya Resulallah. Söze seni çok seviyorum diyerek başlamak istiyorum. Ben senin ahir zamandaki kardeşlerimi özlüyorum dediğin kişilerden biriyim. Sen bizi görmeden sevdin, biz de seni görmeden sevdik. Önce annelerimizin bize öğrettiğini, masal anlatır gibi bahsettiği peygamberlerin hayatını dinledik. Büyüdükçe Allah Celle Celaluhu, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı tanımaya, anlamaya ve sevmeye başladık. Buluğ çağlarında namaz, oruç ve dinimizin emirlerini yapmaya başladık. Hayatımız seni tanıdıkça şekillenmeye başladı. Anne ocağında öğrendiğimiz bilgileri hanımlar için peygamber ocağı gördüğüm kurslarda daha da ileriye götürüyor. Seni tanımayı, anlamayı ve yaşamayı istiyoruz. Sen bize getirdiğin, bize getirdiğin her şey için sana çok minnettarız. Hayatımızın anlamı oldun. Her şey senin, her şeyinle örnek, son peygamber ve mükemmel bir insansın. Eşin, benzerin yok. Ya Resulallah, senin liderliğin, aile ilişkilerin, karakterin, merhametin, arkadaşlığın, nezaketin ve vefalığın kimse de yok. Öylesine vefalısın ki kızım Fatıma geldiğinde onu ayakta karşılardın. Medine'ye ne zaman gitsen çadırını Hatice annemizin kabri karşısına kurardın. Süt annen geldiği zaman oturduğun yeri ona verirdin. İkinci annem dediğin Hazreti Ali'nin annesi öldüğü zaman hırkanı onun üzerine örtmüştün. Mekke'nin fethinde şehre girerken bir köpek uyuyor diye orduyu etrafından dolaştırmıştın. Bu özellikleri çoğaltabiliriz. Hele de ümmetin için yaptıkların saymakla bitmez. Üzerine pislik attılar, yine beddua etmedin. Doğduğunda daha ümmetim dedin, ümmetin iyiliği için uğraştın ve son duanı bile ahirete sakladın. Sen öyle bir peygambersin ya Resul. Allah Celle Celaluhu ve meleklerinin salat selam ettiği canım peygamberim. Sana kurban olurum. Sen çok güzelsin, sen çok özelsin, sen çok mükemmelsin. Ümmetin de senin güzel ahlakın da hayatını düzeltiyor. Sahabelerin gibi olamasak da benzemeye çalışıyor. Onların yaşadığı o sevdayı, o muhabbeti, sana olan vefalarını anlamaya çalışıyor. Ümmetin seni çok seviyor ya Resulallah. Senin de bize olan sevgin bizi ihya ediyor. Senin ümmetin olmak bizim en büyük gururumuz. İyi ki varsın, iyi ki bizim peygamberimizsin. Seni hep yaşayacağız ve yaşatacağız. Ey Allah'ın Resulü, biz senden razıyız. Sen de bizden razı ol. Her şeyinle bize örnek oldun, başımızın tacısın. Bizim eksik yanımızı tamamla. Bizim elimizden tut, sancağının altından ayırma. Şefaatinden mahrum etme. Bu dünyada da ahirette de bizi sensiz bırakma. Sen bizim en kıymetlimizsin. İnşallah sana layık bir ümmet oluruz. Seni çok seviyorum ya Resulallah. Böyle yazmıştım. Valla çok güzel olmuş.